Bu halk demokrasisine sahip çıktı kardeşim. Ama bu kadar basit. Türk insanı uyandı, caddeye fırladı. Türkiye'ye bir şey olmaz. Memleketin ekmeğini suyunu içip de bu memleketin insanına kurşun çakana ben de çakarım. Bir avuç toprağımızı vermiyorum. TRT'ye herhangi bir ulaşım falan yoktu. TRT'ye varmadan araçlarımızı park ettik. TRT'nin hemen nizamiyesine koştum ben zaten. O sırada zaten gittiğimde askerler orayı kapatmışlardı. Ben direktmen askerlerle yüz yüze birebir oldum. Askerlerle konuştum. Askerlerle yarım saat askerlerle uğraştım. Askerlere dedim siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Amacınız ne? Bakın dedim yukarıda dedim helikopterler, uçaklar meclisi bombaladı. Özel hareketi bombaladı. Külliyeyi bombaladı. Sizin amacınız ne? Bana dediler ki sürekli siz buradan gidin. Dedim benim gidecek bir yerim yok. Gidiyorsan sen git dedim. Tabii bu sırada da ikna ettiğimiz askerler vardı. İkna ettiğimiz askerleri sağlıklı bir şekilde polislere teslim ediyorduk. Tam o sırada bir arbede oldu zaten. Arbedede de ben yaralandım. Çok korkunç bir şeydi. Keşke burada olsaydım da keşke ben de şehit olsaydım. Keşke köprüde olsaydım. Hiç kimse durduramazdı beni. Hep onların yerinde olmak istedim. Yani Peygamber Efendimiz'in dediği gibi cennet annelerin ayakları altındadır. Bu ülkede bizim kahraman kadınlarımız, kahraman annelerimiz olduğu müddetçe biz ne kadar dua etsek, ne kadar şükretsek annelerimize, bacılarımıza, ablalarımıza azdır. Allah onlardan razı olsun. Bu ülkenin geleceği için, bizlerin, gençlerimizin geleceği için, ülkemize sahip çıkmak için o gece canımızla, kanımızla ülkemizi, vatanımızı savunmak için dışarı çıktık. O helikopterlerin, uçakların alçaktan uçmaları insanları korkutuyordu. Tabii o ürkme bir an oldu ama bir süre sonra Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından sonra o ürkme de kalmadı. O başka bir şey oldu tamamen. Yani ya istiklal ya ölüm. Atatürk'ten sonraki ikinci emirdi diyebilirim. Vallahi o gece beni etkileyen en çok Cumhurbaşkanımızın bize seslenmesiydi. Bizi kendimize getirdi, uyandırdı mesela. Bir vatandaş olarak her zaman arkasındayız. Cumhurbaşkanımızın kalkıp da televizyonda ölümüne kadar demesi o en büyük bayrağı dalgalandırmış oldu. Demek ki o kadar çok halkımızın elinde bayrak varmış ki o gün yoldan akan sanki kan gibiydi. O kıpkırmızı bayraklar herkesin ellerinde, araçların üzerinde, camlarında, pencerelerinde. Türk milletinin bayrağı göğsünün içinde zaten. Akacak her kanın içinde bir ay yıldız çıkacaktır. Kahramanlar çıkacaktır. Bu millet öyle kolay bir millet değil. Bu millete hiçbir şey olmaz. Çanakkale Destanı'nı ezberlemişim. Ben onu her gün okuyorum. Canım sıkıldıkça Çanakkale Destanı'nı, İstiklal Marşı'nı baştan sona oğlumla birlikte okuyoruz. O gece Bedir'in arslanları olmuştu. Bütün Türk evlatları, vatanseverler, Asım'ın nesli uyanmıştı o gece. Tabii en çarpıcısı da camimizdeki Mustafa Hoca'nın sela sesi bizi daha çok ayaklandırdı. Daha çok heyecanı galeyana getirdi. O güzel sesiyle sela okumaya başlayınca bu sefer kitleler daha bir şevkle koşmaya başladılar. Yani selanın sadece cenazelerde cuma günleri okunmadığını, bir haberleşme aracı olduğunu da böylelikle öğrenmiş olduk. Bilmiyorum, Gölbaşı çok farklıydı. Ve birçok şehidimizin burada olması münasebetiyle de biz Gölbaşı'nda bütün ülke teslim olsa Gölbaşı en son kaleydi. Onu diyebilirim. Hainlere sesleniyorum. Türkiye dediğin zaman 3 sefer, 5 sefer değil, 40 sefer düşüneceksin. Hepsi ülkemizden gitsinler, defolsunlar. Hangi zihniyete sahipseler o ülkede yaşasınlar. Bizim ülkemizde yaşamasınlar. Bizi bize bıraksınlar. Vallahi FETÖ tam bir vatan haini. Ben idam edilmesini istiyorum bir vatandaş olarak. FETÖ'nün iadesini ve anında da burada asılmasını istiyorum. Ben bu ülkeye idamın gelmesini istiyorum. Onun gibi hainlerin idam cezasıyla yargılanmasını istiyorum. İdam istiyoruz. Türkiye'de artık idam istiyoruz. Başka istenecek bir şey yok.
Bu halk demokrasisine sahip çıktı kardeşim. Ama bu kadar basit. Türk insanı uyandı, caddeye fırladı. Türkiye'ye bir şey olmaz. Bu memleketin ekmeğini suyunu içti bu memleketin insanına, kuşu çakana, ben de çakarım. Bir avuç toprağımızı vermiyorum.